Gucci on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Herkese merhaba. Bu hafta neredeyiz? MV Agusta'dayız. GB Bike ailesi olarak MV Agusta'nın distribütörlüğünü aldılar ve Water Garden'da İstanbul'da showroom'unu açtılar. Biz de hayırlı olsuna geldik. Şöyle markayı göstermek istiyorum. Çok güzel bir showroom yapmışlar. İçeride de gerçekten değişik, acayip böyle güzel teknolojik olsun, görsel olsun dop dolu makineler var. Hepsini böyle ufak tefek göstermek istiyorum. Bir inceleme değil ama böyle bir ön izleme gibi olacak. Hadi gelin içeriye girelim. Evet, burada girişte Super Veloz karşılıyor sizi. Çok güzel böyle racing bir motor. Ama hem racing hem de retro kendisi. Böyle depoda harika böyle bir deri kayışlar falan var. Önde retro böyle sarı bir dizaynı var. Yuvarlak farlar, farlar hakim motora. Böyle nereden bakarsanız bakın rengi, jantları altın sarısı falan. Gerçekten çok güzel retro bir hava var. Hem böyle spor motor sevip hem de böyle retro tasarıma sahip olsun istiyorsanız bu şık makineyi da inceleyebilirsiniz burada. Buradaysa Brutale Binarar var. Yani benim için en özel makine var. Çünkü makine gerçekten harika. Bu arada showroom'daki tek 1000cc makine bu. Çıkan 4 egzozu falan, arka kuyruk mükemmel bir ön dizaynı var. Tamamen öhlinslerle doldurulmuş süper bir motor. Test etmek istediğim motorlardan, hatta sahip olmak istediğim motorlardan bir tanesi de kendisi. Gerçekten çok güzel detaylara ve çok güzel teknolojik donanımlara sahip bir makine. Showroom'a gelip incelemenizi tavsiye ederim. Buradaysa MV Agusta'nın giriş paketi var. Giriş paketinde 800cc'lik bir dragster makinesi var. Bu MV Agusta ile tanışmak isteyenlerin ilk adresi olacak makine. Hem en baz motor olup hem de fiyatı en uygun olan makine. Ama fiyatının uygun olmasına kanmayın. Bunun üzerinde gerçekten bu kuyruktaki OLED'leri falan gerçekten inanılmaz. 3 silindir, 800cc bir bloğu var kendisinin. Aynalar falan, gidonda Barent aynaları var. Bunlar orijinal gelip ve kenarlara doğru uzayabiliyor. Müthiş detaylar burada da mevcut. Burada ise F3 modeli var. Buradaki makine de yine 800cc 3 silindirli bir bloğa sahip. Buradaki rengi, çizgileri, hatları, yarış motorunda kullandıkları granajlarla, renklerle beraber uyumluluğu var. Gerçekten müthiş, çok hafif, yine ekstralarla dolu bir makine. Bu arada MV Agusta'nın şanzıman sistemindeki değişiklik, CNC denilen bir şanzımana sahip makina ve artık debriyaj kullanmanızı tarihe karıştırıyor. Yani quick shifter'dan da öte bir şey olmuş. Bu yüzden makinaların bazı modellerinde ise arka fren basağının önünde bir el freni mevcut. Harika detaylar hepsinde var. Burada da F3'ün baz donanımlı paketi var. Yine böyle bir Ferrari kırmızısı var. Harika bir görüntüsü var bu makinenin de. Tabii ki öteki donanımlı olanına göre bunda bazı paketler eksik. İşte süspansiyonlar olsun, bir şeyler olsun. Buradaki baz paketi, bu da gayet şık. Burada iki tane Brutale'miz mevcut. Biri Rosso paket, kırmızı olan makineler Rosso olarak geçiyor. Buradaki Rosso, buradaki ise gri rengi. Artık hangisi gönlünüze göre ise ona göre bir tercih yapabilirsiniz. Yine üstlerindeki lastikler falan hepsi Rosso. Malzeme kalitesi olarak gerçekten çok iyiler. Artık hangisi görsel olarak sizi cezbediyorsa tercihinizi ona göre yapabilirsiniz.
Bu arada burada F3 alıyorsanız eğer kendinize onu special partlarla özelleştirebileceğiniz bir sandık var. Bayağı böyle bir silah kutusu gibi. Bunun içinde özel parçaları var. Alıp motorunuzu ona göre daha değişik detaylar ekleyip daha da güzel hale getirebilirsiniz. Her ayrıntıya yer var. Burada Dragster'ın RC modeli var. Bu özel bir paket. Sayılı olarak üretilmiş. Aynı F3'ün özel RC modeli gibi. Buradaki motorlar etiketli arkadaşlar. RC modeller. Üzerlerinde ona göre daha değişik, daha özel süspansiyonlar falan mevcut. Özel paket bir motor. Dünyada sınırlı sayıda yanlış söyledim. Hakikaten güzel bir paket. Arka basakları falan filan o kadar güzel açılıyor ki gerçekten böyle detaylar müthiş motorda. Özellikle bu Dragster serisinin arka kuyruk bölümüne bittim diyebilirim. Şuradan da göstermek istiyorum. Arkadaşlar böyle bir arka basak gördünüz mü? İçeriye gizleniyor bak. İtalyanlar bu işi yapıyor abi. Burada ise MV Agusta'nın tur motoru var. Ön camıyla yan çantalarıyla beraber tura çıkabileceğiniz bir paket de mevcut burada. Bunun ismi ise Turismo Veloce olarak geçiyor. Yine 800 cc 3 silindir bir bloğa sahip. Bu makine paketinin en donanımlı motoru. Yani üzerinde navigasyonuna kadar geliyor. İşte amortisörler yine SNC bunda da var. İşte yan çantalarıyla falan gerçekten hem bir tur motoru hem de görsel olarak gözünüzü doldurabilecek bir makine de buradaki arkadaşlar.